Bizim yörelerde bir söz vardır, derler ki dünya yansa yıkılsa işte birisinin bir bağ otluğu yanmaz. Yani olup biten şeyleri yani fazlaca umursamaz. Dünyaya çok takılıp kalırsak dünyanın bizi çekeceği yer belli. Bu dünya ve sükürlü hatiye buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Gafletin, hataların temel sebebi kişinin aşırı dünyaya meyletmesidir. Dünya hırsıdır, dünya sevgisidir, dünya tamahıdır. İnsan dünyaya kapılınca dünyalıklar ona yetmez olur. Efendimiz buyuruyor, Uhud'lara altın olsa, insanoğluna verilse ikinciyi isteyecektir. İkinci ona sunulsa üçüncüyü isteyecektir. Yani bu anlamda insan kanaat etmiyor. Fazla mal göz mü çıkarır anlayışıyla ne kadar varsa o kadar da istiyoruz. İşte bu da bizi tabii hataya götürüyor. Yani çok söz yalandan, çok mal haramdan boş değildir der büyükler. Tecrübeye dayanan bir ifadedir bu. Bir insan çok konuşuyorsa aradan yalan da kaçırır. Bir insanda çok kazanma hırsı varsa helal haram dikkat etmeyecektir. Hepsini birbirine karıştıracaktır yani. Allah'a sığınırız böyle bir durumda. Bu yüzden diyoruz ki bizim gündemimiz belli. Biz azıcık aşın, belasız başın ifadesinde anlatılmak istendiği gibi az olsun ama temiz olsun, helal olsun, alın teri olsun, efendim kişinin kendisine ait olsun, gayretin, emeğin neticesi olsun, onda bereket vardır. Sultan-ı Enbiya'ya aleyhissalatü vesselam bir kişi gelip halinden şikayetçi oluyor. Ya Resulallah kazancım bana yetmiyor. Biraz da nüfuzum var, çoluk çocuk. Bir türlü iki yakayı bir araya getiremiyorum. Bana bir dua buyurun da Cenab-ı Hak rızkımı bereketlendirsin, genişletsin, rızkım genişlesin ki bu sıkıntılarım bitsin. Dünyevi sıkıntılar yüzünden gereği gibi ibadet de edemiyorum. Bunun altında da eziliyorum. Böyle serzenişte bulunuyor alemlerin efendisine. Efendimiz ona soruyor. Aylık geliriniz ne kadar? Misal diyor ki 5 lira kazanıyorum ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki çok kazanıyormuşsun. Sen 5 lira değil de 2,5 lira kazan. Sahabi şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah ben 5 lira ile geçinemiyorum. 5 lira bana yetmiyor. Anladın buyuruyor Efendimiz. 5 lira sana yetmiyor. 2,5 lira kazan. Allah yettirir inşallah. El emru fevkul edep. Emir edepten üstündür. Sahabi gidiyor 2,5 lira kazanmıyor. Neyse böyle birkaç ay derken bir gün Efendimiz soruyor ona. Arkadaş şimdi nasılsın? Nasıl geçimin, durumun, hali? Hani 5 lirayla geçinemiyordu. 2,5 lirayla batması lazım. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Siz emrettikten sonra 2,5 lira kazandım. 1,5 lirasını yiyorum, 1 lirası birikiyor diyor. Bir kenara koyuyor. Efendimiz buyuruyor ki işte o 2,5 lira fazladan kazandığın senin değildi. Sen şimdi senin hakkın olanı alıyorsun. Senin nasibin 2,5 liraymış. Onu şimdi almaya başladın, bereketlendin. Hırstan birikim olmaz arkadaşlar. Peki ya nasıl birikim olur? Allah'a yakarışla. Kendini Rabbine muhtaç hissedersen Allah sana yeter.